Sokaktadan herkese merhabalar değerli izleyiciler. Bugün Büyükada'dayız. Ada halkına 2023'ten beklentilerini soracağız. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim tuşuna basmayı da unutmayın. 2023'ten beklentiniz nelerdir? 2023'te beklentimiz güzel bir gelecek. Hayat pahalılığının yok olduğu, refah düzeyinin yüksek olduğu bir gelecek bekliyoruz. Özellikle bu geçen yıl, yani geçecek olan yılda yaşananların hangilerinin tekrar yaşanması veya yaşanmaması istersiniz? Hiç güzel bir şey olmadı ki 2022'de. Ne kan durdu, ne gözyaşı durdu, ne hayat pahalılığı durdu, ne enflasyon durdu, ne döviz durdu. Dolayısıyla bütün bunların hepsi bizim hayatımızı etkileyen şeyler. O nedenle 2023'ü dört gözle, refahın yüksek olduğu bir şekilde bekliyoruz. Şöyle söyleyeyim, ev kiraları. Yani kısacası ekonomi diyeyim. Ekonominin düzelmesini bekliyorum. Bu şekilde olmaz yani. İnsanlar hepsi perişan. Buna birinin dur demesi lazım yani. Düzelmesi lazım. Bu böyle gitmez. Beklentilerim bu. İnşallah bütün milletimiz için güzel olur. Peki mesela bu ardımızda bırakacağımız yıl içerisinde hani nelerin tekrar yaşanmasını veya yaşanmamasını dilersiniz? Ülkemizin sağlık, huzur, güven içinde olmasını beklerim. Başka bir şey beklentim yok. Enflasyonun düşmesi, ondan sonra huzurun, barışın olacağı bir yıl olsun. Başka ne diyebilirim? Ya özellikle mesela 2022'de yaşananların arasında böyle nelerin tekrar yaşanması veya yaşanmamasını istersiniz? Adaletin kesinlikle şey olması gerekiyor. Adaletli bir şekilde yönetilmesi gerekiyor Türkiye'nin bir kere her şeyden önce. O yok şu anda Türkiye'de. Bir de kültür seviyesinin, yani okul okuma seviyesinin yüksek olması gerekiyor. Ayrıyetten bir de 2023'ün kadınlara, bayanlara şiddetin durdurulması, ona göre kanunların caydırıcı olması dileğim. En büyük eksiğimizden birisi de bu. Valla bu pahalının inmesi. Yani bu ülkenin bir düzene girmesi, başka bir şey değil. Peki özellikle 2022'de yaşadıklarımızın hangilerinin tekrar yaşanmasını veya yaşanmamasını dilersiniz? Ya bu ülkede çok şey var da hangisinden başlayacağım bilmiyorum. Yani örnekler verebilirsiniz. Yani çok şey var. Daha doğrusu hani şu bir 15 sene yani daha diyelim de hani ülkenin çok gidişatı kötü. Yani ha bir tarafı belki iyi olabilir ama ileriye dönük ileri bir şeyler olabilir ama şu anki durum çok kötü. Vallahi 2023'ten hiç umudum yok. Onu söyleyeyim. Neden? Yani ülkenin gidişatına bakılırsa hiçbir şey. Peki 2022'de özellikle yaşananlara dönüp baktığınızda böyle tekrar nelerin yaşanmasını veya yaşanmamasını dilerdiniz? İnşallah bir iş savaş çıkmaz. Ondan sonrası aynı devam eder. Aynı sistem. Yani bir savaşın çıkmasından mı korkuyorum? Doların bir anda %100 çıkmamasını beklerim. En azından hani bizim fakir Türklerimiz daha rahat yaşayabilsin. Ceplerindeki 10 lira 1 liraya düşmesin. Maalesef öyle. Kiraların %500 artmaması. Marketliklerin zam olmadığı halde günlük 3 defa zam yapmaları. Şu siyasetçiler lütfen eğer kavgalarını yapıyorlarsa, birbirine laf atıyorlarsa, yani bize duyurmasınlar. Yayınlamasınlar. Çünkü hepsi bizim ülkemizde olan insanlar bunlar. Ve biz bunu gördüğümüz zaman bizim evimizin içindeki halkla birbirine kavga etmeye başlıyor. Hayat seviyesi, ekonomik durumun iyi olduğu zamanlara denk gelmek istiyoruz. Ekonomi fazla iyi değil. İnsanlarımız da bundan bayağı etkileniyor. 2023'ten ne beklemeliyiz başka? İnsanların barış, huzur içinde bir hayat sürmesini istiyoruz. Kavganın olmadığı, tartışmaların olmadığı, ölümlerin olmadığı, güzel bir dünya yaşamak istiyoruz. Kadın cinayetlerinin olmaması, hayvanlara zarar verilmemesini istiyoruz. Başka ne isteyebiliriz ki? Peki özellikle mesela 2022'de dönüp baktığınızda yaşananlara hangilerinin tekrar yaşanmasını ya da yaşanmamasını dilerdiniz? Ya şöyle, tabii ki bazı üzücü olaylar oluyor işte, nasıl diyeyim. Kadınlara yapılan şiddetler, bunların olmamasını isterdik. Bazen görüyoruz haberlerde işte hayvanlara yapılan işkenceler, zulümler. Ekonominin gerçekten düzelmesi lazım. Bu arkadaşımız gibi bir sürü genç var. Bir sürü genç var ve okumuş atanmayan insanlarımız var. Benim bir tane şahsi amca oğlum var. Okumuş, bitirmiş ama atanamıyor.
5 senedir atanamıyor. Hep çabalaşıyor. Bu adamın şu anda gidip kendi bölümünü bitirmesi lazım. Yani işine dönmesi lazım. Ne işi var burada garsonluk yapmaya? Çünkü okumuş. Belli bir yaşa geliyor. Belli bir yaştan bu zamana kadar okuyorlar. Ondan sonra boşta kalıyorlar. 2023 için ben en iyi şey yani ekonominin düzelmesi lazım. Bir sürü gençlerimiz var boşta. Biz şu anda burada işletmeciyiz. Gerçekten ekonomi çok kötü. Şu anda elektrik, su, doğalgaz bir mekanın sadece elektrik, su, doğalgaz bir mekanın kirası demek. Aylık bir şey demek ama bu çok büyük paralar. Konuşuyorsun, geçinemiyor. Şu anda ben ev kirası ödüyorum. Yani gerçekten alım gücü çok şey, pahalı. Şimdi bir markete gidiyorsun. Eskiden bir yümyeyle çoğu şeyi alabiliyordun. Çoğu gün geçinebiliyor, bir hafta geçinebiliyor. Şu anda bir yümyeyi alıyorsun, gidiyorsun markette. Bir poşetle bitirip gelebiliyorsun. Yani bunu bence marketlerde bahane bulmamak lazım. Baştakilerden bahane bulmak lazım. Ekonominin düzelmesi lazım. Valla enflasyonun düşmesi, paralarımız geri değerlenmesi. Hani bir de halktan azıcık hafiflesin. Hani bir zor duruma düştük her yer. Yani ekonomik olarak iyi olsun. Halk herkes ekmek götürse evine. Yani iş herkesin işin gücü iyi olsun. Öyle istiyorum. Yani bu durumda da öyle bir şey de yok. Görünmüyor. Peki özellikle hani görüyorum Milli Piyango aynı çekiyor satıyorum. İnsanlar yani. Satıyorsunuz. Özellikle böyle alırken dikkatinizi çeken şeyler oldu mu? Mesela hani müşterilerin alırkenki dilekleri oldu mu? Ve sizin duyduğunuz paylaşılan dilekler oldu mu? Yani şans olarak mı kazandım? Vallahi gördüklerimiz hiç yok. Umutsuzlar mı yani? Yani şu an umutsuz görüyorum. Öyle görüyorum. Çekerken bile aslında umutsuz mu çekiyor? Öyle görünüyorum işte yani bir şey yok. Yani umutlu beklenişim yok. Genel itibariyle halk da bu. Yani mesela eskide ben bu işin toptancılığını yapıyordum, bayılığını yapıyordum. Yüzdelik dilimlerimizi düşürdü. Şu an %4'lerden para kazanamıyoruz. Yani bırakmak istiyorum. Umut da beklemiyorum. Ha, bayiniz vardı şu anda. Tabii seyyar oldu. Seyyar oldu. Aynen. Hiçbir şey beklentimiz yok. Daha kötüye gidiyoruz. Neden? Önemimiz yok. Ekonomi. Peki 2022'ye dönüp baktığınızda hani yaşananlardan böyle... Hatırlamak istemiyorum 2022'yi. Yani çok... O zaman tekrar yaşansın dediğiniz hiç mi bir şey yok? Biz eski günlere dönemeyiz. Zaten yeni de değişse bir 15 sene düzeltmez yani. Onların borçlarıyla uğraşırız. Çok kötü. Yani ben ekonomi zaten birinci sırada görüyorum. Kötü. Yani gelecekte... Biz gene iyi kötü bir şey gördük de çocuklar ne görecek onu çok merak ediyorum yani. O bakımdan hiç iyi görmüyorum. Durum iyice kötüye gidiyor. Bizi kandırıyorlar. Maalesef kananların sayesinde biz de gidiyoruz işte gümbürtüye. Böyle görüyorum. Ben iyi görmüyorum. 2022'den daha iyi olmasını bekliyorum. Ekonomi. 2022'de özellikle neler yaşandı da siz hani onların tekrar yaşanmamasını dilersiniz? Yani ekonomik olarak sıkıntı yaşadık. Onu istemiyorum. Sağlık olarak... Sonuçta ekonomik sıkıntılar sağlığımıza da etki ediyor. Sağlık olarak da sıkıntımız vardı. Stres en büyük etken maalesef sağlığımız üzerinde. Yargının düzenlenmesi lazım. Gelecekte olan yönetimde. Efendime söyleyeyim. Şimdi bunlar olmadığı sürece ülkede hiçbir istikrar olmaz. Bir ikincisi gençlere çok önem verilmesi lazım. Gençlere özellikle gençlere çok önem verilmesi lazım. Efendime söyleyeyim. Üniversitelerde aynı şekilde... Merkez Bankası gibi bağımsız olması lazım, baskı altında olmaması lazım. Herkes düşüncesini, fikrini özgürce ifade etmesi lazım. Yani ülke çok şeye gidiyor, karanlık bir yere gidiyor. Daha düzgün, daha istikrarlı bir ekonomi. Çok kötüye gidiyoruz, hiçbir şey beklemiyorum. Çok yoğun bir yıl geçirdik. Yani bu yıla dönüp baktığınızda özellikle şunlar olmamalı, tekrar yaşanmamalı dediğiniz neler var? Kadın cinayetleri. Yani bir kere yeni bir pandemi dalgası yaşanmamasını isterdik. Onun dışında siyasi olarak gidişattan memnun değiliz. Ekonomik gidişattan memnun değiliz. Bunların yaşanmamasını isterdik. Yaşanmasını isteyeceğimiz böyle çok akla gelen bir durum yok. Yani hani özellikle şu tekrar yaşansaymış diyebileceğimiz çok böyle pozitif bir durum aklıma gelmiyor benim şimdilik. Zam gelmesin kızım. Ekmeğe zam geliyor, ona zam geliyor, her şeye zam geliyor. Bak benim 4 tane çocuğum var. 2 tane kızım var evli. 5 torunum var. Ben kendimi gençlendiremiyorum ki ben. Hayat zorlaşmış yani. Öyle olmuş ki. Yani çok zor yani. Umutlu musunuz peki 2023'ten?
Vallahi hiç değilim kızım. Hiç tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. Vallahi hepsi aynı kızım. Ben sana söyleyeyim. Yani hepsi orada 6 tane milletvekili var. Hepsi aynı birbirinden daha beter. Hani bizi düşüren yok ya kızım. Vallahi bu durumda kötü. İnşallah iyiye gider. Sağlık, huzur, ucuzluk yahu. Her şey çok pahalı. Şöyle söyleyeyim, 2023'te hep artışlar oldu, hep zamlar oldu, hep ekonomi olarak daha çok geriye doğru gitmekte oldu. İnşallah 2023'te herkesin kendini toparlayabileceği, ev sahibi olabileceği, kirada kalmayacağı, ailesiyle sağlıklı, huzurlu, bir de Covid'i de geçirdik. O da çok büyük bir dertli ülke için. İnşallah güzel bir yıl olur. Herkes sağlıklı, huzurla güzel bir sene geçirir. Gezmek lüks oldu. Asgari ücretin artmasını diliyoruz. İnsanlar daha gelir seviyeleri yükselsin istiyoruz. Bu yani. Paramız olmayınca da mutlu olamıyoruz. Pahalı geçim sıkıntısı var. Yaşam zor. Asgari ücretin altında olan emekli işçi zordur. Yaşam biraz sıkıntılı geçiyor. 2023'te bunların yaşanmamasını diliyorsunuz öyleyse. 2023'te beklenti biraz emeklilerin maaş seviyesini biraz yukarıya çekmesi. Hayat şartlarını yakalaması lazım. Yani altında kalıyor yaşantını. Çünkü pahalılık var. Yani şöyle, şu anda faturalar çok yüksek geliyor. Şu bizim dükkan ufacık bir yer, ayda 30 bin lira fatura veriyorum. Biz hiçbir zamlıkla yüksek bir fatura ödemiyorduk. Her şey çok pahalı. Buradaki evler eskiden 2000-2500 lira kiralı var. Şu anda 9000, 10000. Her şey %300 zam geldi her şeye. Onun için 2022'li biz hiç sevmedik, bir daha gelmesin. Eğitim konusunda yaşanmaması gereken bir sürü şeyler var. 2023'te yaşanmamasını diliyorum inşallah. Ay, benim aklıma geldi. Bence yangınlar. Ormanlarımız yanmasın artık. Aynen. Ormanlarımız yanmasın, yazık, günah. Onların da canı var. Onun dışında ekonomi zaten biliyorsunuz. İlk önce eğitimimize yatırım yapmamız lazım. Eğitim olmadan hiçbir şeyin düzeleceğini ben düşünmüyorum. O yüzden ilk başta eğitim, eğitim, eğitim. Yönetimden kimse memnun değil yani. Yani güzel bir yönetim gelsin. Daha güzel mutlu oluruz, daha güzel bir şey oluruz. 20 senedir ki aynı çileyi çekiyoruz burada.